Merhaba arkadaşlar. Bugünkü devremiz pointer dedektör, yani nokta dedektör. Bunlar yakın mesafeden toprağın içindeki ya da kumun içindeki metal malzemeleri, maddeleri aramaya yarar. Piyasada sıklıkla vardır ama çok pahalıdır. Biz bu işi gayet uyguna yapmaya çalışacağız. Devre şemamız çok basit arkadaşlar. Ama basit olduğu kadar da etkili bir cihaz olacak. Hadi malzemelerimizi tanıyalım. Arkadaşlar, bu tarama bobinimiz olacak. Bu bobinimizin içindeki madde normal el radyolarının içindeki kısa dalga anteninin içindeki ferit çubuktur. Bu ferit çubuk olarak arayabilirsiniz. Ferro diye de geçebilir. Ortalama 10 cm boyunda yetiyor arkadaşlar. Herhangi bir yerden temin edebilirsiniz. Bozuk radyonuz varsa sökebilirsiniz. İnternetten bakabilirsiniz. Yani boyutu çok önemli değil. 10 cm'ye yetiyor. Daha büyük de alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar, burada devreli buzzer'ımız var. Yanında 3 tane BC547 transistörümüz var. 2,5 kilo ohm trim potumuz var. Bunun yerine potansiyometre de kullanabilirsiniz. Bir kutuya muhafaza yapacaksanız. Bir tane LED'imiz var. Çeşitli dirençlerimiz, çeşitli kondansatörlerimiz. 2 tane 1N4148 diyotumuz da var. Evet arkadaşlar, ben plaketimizi çoktan hazırladım. Plaketimizin boyunu 1 liradan anlayabiliyorsunuz. Oldukça küçüktür. Şimdi gelelim bu ferit çubuğun üzerine sarılacak bobinden başlayalım. Arkadaşlar, bobin telimiz 0.40 milim çapında olacak kalınlığında. Burada birbirinden bağımsız 2 tane sargı var. Sargılarımız buradan başlıyor arkadaşlar. Buradan şuraya kadar birinci sargımız var. Bu sargımız 40 tur arkadaşlar. Sıkı sıkıya saracaksınız. Üst üste hiç geçmemiş olacak. Dümdüz saracaksınız. Mümkün olduğu kadar düz saracaksınız. Burada ikinci ucu çıkarıp buraya koyacaksınız. Ondan bağımsız olarak hiçbir yere temas etmeyen buradan sona kadar sarılı 120 tur arkadaşlar. Yine sıkı sıkıya saracaksınız. Üst üste atlatmamaya dikkat edeceksiniz. İstiyorsanız benim gibi sıcak silikonla eritip bu şekilde sabitleyebilirsiniz. En uğraşacağınız şey bu arkadaşlar. Bu da yani bütün malzemeleriniz olsa 10 dakikada sararsınız. Buradan buraya olan sargı 40 tur. Buradan devam eden sargı 120 tur arkadaşlar. 3 katı yani. Hadi başlayalım.
Arkadaşlar bağlantılarımız hazır. Bu bobinin bağlantısı hakkında bilgi vereyim. Mutlaka öyle olması gerekiyor çünkü. Bakın buradan başladığımız sargı plaket böyleyken en alta bir yazdığım yere. Bu bobinin devamı yani şurada bitişi 2'ye. Uzun bobinin buradan başlayan kısmı 3'e. Ve uzun bobinin sonu en dipteki kısmı da 4'e bağlanacak. Plaket böyleyken sıralama bu olacak arkadaşlar. Yoksa çalışmaz. Evet. Sırada test etmeye geldik. Arkadaşlar devre şemasını tekrar kontrol ettiğimde bu iki diyotun 1N4148 değil. Şunun 1N4148. Şununsa 3.9 volt zener diyot olduğunu gördüm. Ona göre düzenlemenizi yapın. 4148 de çalıştı. Ama buranın hassaslığı biraz daha sert oldu. Bunu 3.9 volt zener diyotla yaparsanız biraz daha rahat çalışacaktır. Evet arkadaşlar devremize enerji vererek durumuna bakalım. Evet direkt çalışmaya başladı ama bu hatalı bir çalışma. Şimdi burada potansiyometreyi çeviriyoruz. Hiçbir şey olmadı. Diğer tarafa çeviriyoruz. Evet durdu arkadaşlar. Şimdi bir şey daha şuna bir durdurayım. Bir şey daha demem gerekiyor. Burada ikinci bir trim pot vardı. Tam şurada. Benim elimde 100 ohm trim pot olmadığı için kullanamadım. Bu hassas ayar arkadaşlar. Bununla ana ayarı yapıyorsunuz. Bununla hassas ayarı yapıyorsunuz. Ben şimdi biraz uğraşacağım. Orası ayrı konu. Ama sesin kesildiği ilk noktada bırakmanız gerekiyor. Mesela şura olmadı. Biraz daha. Evet. Evet arkadaşlar. Benim masamda komple metal olduğu için biraz fazlaca ötecek anladığım kadarıyla. Şöyle yapalım. Evet. Devre çalıştı arkadaşlar. Bakın. Ortalama büyük bir metal nesneyi 10 santimetreden çekiyor arkadaşlar. Bakalım biraz daha zayıf bir bakır. Bakın. Şu anda 3 santimetreden çekiyor. Bunun amacı zaten bu arkadaşlar. Dibinden çekmek. Evet. Şimdi paraya yaklaştıralım. Evet. Evet, para da daha başarılı. Aşağı yukarı 3-4 santimetreden çekiyor. Bakın. Bir cımbız deneyelim. Evet. Devre fena değil arkadaşlar. Gayet başarılı. Bunu biraz daha hassas ayarlı yapabilirsiniz. Yani ikinci trim potu olan 100 ohm trim potu kullanarak daha hassas yapabilirsiniz. Bakın kütle ağırlaştıkça mesafesi uzuyor arkadaşlar. Bu tip pointer cihazlar için fena değildir. Yani gayet güzel arkadaşlar. Bakın bu. Bakın. Şuradaki metal farklı, uçtaki metal farklı. İkisine tepkisi farklı. Görüyor musunuz? Burasında muhtemelen dışında nikelaj kaplı ince bir plastik var. Plastiğin içinde metal var. Onun için yaklaştırdığım zaman geliyor ama bakın ucunda hakiki çelik olduğu için yani aşağı yukarı 3-4 santimetreden ötüyor. Evet. Başka metallerde deneyelim. Alüminyumda deneyelim. Evet. Alüminyumda mükemmel değil ama yine de 2-3 santimetreden alıyor. Arkadaşlar bu devrenin amacı zaten buydu. Amacına uygun çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Bakır.
Hem de ince bakır yani. Bu bakır bant. Evet arkadaşlar. Devremiz çalıştı. Şimdi bu devremizle ilgili kısa kısa bilgiler verelim. Arkadaşlar çoğu basit dedektörde olduğu gibi bunun da mantığı aynıdır. Birbirinden bağımsız iki tane bobin vardır. Bobinin birine osilatör verilir. Diğerinden osilatör geri dönüş yapar. Ve bu osilatörü manyetik bir alan etkilediği zaman frekans değişeceği için ötmeye başlar. Peki neden ötüyor? Şimdi buraya belirli bir frekans verildi şu bobine. Bu bobinden aynı şekilde frekans geri alındı. Biz burada voltaj ayarı ve frekans ayarını şu potansiyometreden yaptığımız için sükuneti buluyoruz. İlk sessiz kaldığı nokta en hassas olduğu noktadır. En hassas olduğu noktada ayarlıyoruz. İstiyorsanız bunu potansiyometre, büyük elle çevrilen potansiyometrede takabilirsiniz kablo uzatarak. Ayarlıyoruz ve buradaki sükunet frekansında beklemeye başlıyor. Buradaki frekansı herhangi bir manyetik alan, yani bu bakır olur, demir olur, çelik olur, alüminyum olur, cinsine göre bir tanesi bozduğu anda direkt buradaki ayar artık tutmadığı için ötmeye başlıyor. Devrenin mantığı budur arkadaşlar. Bunu tekrarlıyorum, bakın bobini başka türlü takarsanız çalışmayacaktır. Buradan başladığınız sargı 1'e. Bakın plaket böyleyken 1'e. Buradaki 40. turdan çıkan kablo 2'ye. Büyük sargının bu taraftan başladığı yer 3'e ve en son bittiği yer 4'e bağlanacak arkadaşlar. Olay sadece bu. Yanlış yapmazsanız çalışacaktır. Evet arkadaşlar, devremiz çalıştı. Bu metal arayanlar, maden arayanlar özellikle büyük dedektörlerin yanında bunlardan da bir tane alırlar. Bunun amacı kazdıkları yerde küçük küçük metal parçalar ya da ona benzer, ne bileyim, madeni para olur, eski paralar olur falan filan, toprağı kazarken eline alır, ufak dedektörü geçirir toprağa, eğer öterse toprağı inceler, ötmezse toprağı atar, başka toprak alır, devam eder. Bunun mantığı budur arkadaşlar. Yani nokta dedektör denilen olay budur. Bunun emsalleri 800-900 liradan başlar, devam eder. Şunun maliyeti en fazla döke saça deseniz 50 lira yoktur arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Buna güzel bir muhafaza yaparsınız. Metal olmayan, karbon içermeyen borudan güzel bir şekilde muhafaza yaparsanız dört dörtlük işinizi görecektir. Onun haricinde ben su altında da kullanacağım diyenler için bu buzzer yerine bu cep telefonlarının titreşim motorları vardır. Ondan da takabilirsiniz. Ondan takarsanız düşük voltajlısından bulun. 3.7 volt ya da 5 volt gibi olanından bulun. Ve devrede değişiklik yapmadan LED ile birlikte titreşim sağlayacaktır. Su geçirmez güzel bir muhafazaya da koyarsanız 9 voltluk pille çalışacaktır arkadaşlar. Onun haricinde bana daha önceki basit metal dedektörümde binlerce soru geldi. İşte bunun mesafesini neden uzatabilir miyiz diye. Arkadaşlar bu kadardır. Ortalama ağır metallerde 10 santim, 12 santimden çeker. Hafif metallerde 1-2 santimden çeker. Amaç zaten budur. Bunun daha gelişmişini yapmak çok mantıklı değildir. Çünkü amaç yakından almaktır. Olay bu. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim.